Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Biz bugün size iki tane kumbolesi yapacağız. Birisi zeytin ile limon, birisi de köstebekgiller. Bizim ilk başlayacağımız köstebekgiller olacak. Zeytin ile limonu kenara bırakıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kum boyamada yapılması gereken ilk şey yapışkanlığı çıkarmak, ama biz önce kumlarımızı çıkarıp bir renklerimizi öğrenelim. İçinden bir tane de kürdan çıktı. Kürdan çıkmasının sebebi kumlar, gelen kumlar taşarsa onları temizlememiz için. Bir tane siyah kumumuz çıktı. Bir tane beyaz kumumuz çıktı. İki tane turuncu kumumuz çıktı. Bir tane kahverengi kumumuz var. Bir tane yeşil kumumuz çıktı. Bir adet mavi ve bir adet de gri kumumuz çıktı. İçinden şimdi köstebekgillerimizden abi olanı çıkaracağız. Köstebeğini çıkaracağız. Ve nasıl yapacağımızı bize burada anlatıyor arkadaşlar. Mavi yapmamız gereken yer, şimdi size göstereceğim. Bahçıvan tulumunu mavi yapmamız gerekiyor. Buradaki armutları yeşil yapmamız gerekiyor. Yeşil rengimiz burada. Etrafımız sarı yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar burada sarıyı var mı? Acaba sarıyı ne renkle yapacağız? Bakalım hemen kağıdımızda. Sarı renk vermemiş arkadaşlar. Açık kahverengi diye geçiyor. Acaba nasıl yapacağız? İsterseniz biz kendimiz istediğimiz gibi yapalım. Hiç problem değil. Kendi zevkimize bırakalım. Kendi hayal gücümüzle yapmış olalım arkadaşlar. Anneciğim gördün mü? Bak şimdi bunu yapacağız. Sen de bana yardım eder misin? Hayır. Ben yapayım, sana mı göstereyim? Tamam anneciğim, sen aşağıya inebilirsin. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle kürdanımızı açalım. Yapışkanlarımızı çıkaralım. Şimdi arkadaşlar yapışkanı çıkarmak için kürdan yardımımızı da yapabiliriz. Ya da elimizle de yapabiliriz. Çıkarıyoruz. Yavaş yavaş çıkarırsak yırtılmaz, ama hızlı hızlı çıkarırsanız yırtılabilirler. Çıkarıyorum arkadaşlar. Şu anda pantolonun, bahçıvanın alt kısmını çıkarıyorum ben. Çıkardım. Çıkardığım için şu an burası yapış yapış. Ondan dolayı aksatmadan hemen kumumuzun bir kenarını açıyoruz. Aslında sizin elinizde makaslar varsa makasla da açabilirsiniz. Hatta daha rahat olur. Yapışkanı açarken dökülmez arkadaşlar. Ben elimle açacağım. Açtım. Ucunu biraz açtım. Tamamını açarsam dökülebilir çünkü. Gördüğünüz gibi ben buraya böyle döküyorum bunları. Az az dökün. Çok hepsini dökmeyin ki kumunuz hemen bitmez. Şimdi bunu elinizle yedirebilirsiniz benim gibi. Boşluk olan yerleri doldurursanız her tarafı rengarenk olur. Evet arkadaşlar, kalan yerler var, oraları da koyuyorum. Tamam, şimdi bunu yaptık. Fazlalıklar var görüyorsunuz ki, o kalan fazlalıkları buraya dökebiliriz. Böyle vurursanız da etrafında fazla olanlar da gider. Bakın arkadaşlar, bahçıvanın alt kısmını yaptık. Şimdi üst kısmını yapmamız lazım. Üst kısmını çıkarıyoruz şimdi. Önce askılarını çıkarıyorum, yapışkanı. Sonra diğer askıyı çıkardım. Ve bahçıvanın üst kısmını çıkarıyorum şimdi de. Evet arkadaşlar, üst kısmı da çıkardık. Sen de mi yapacaksın anneciğim? Yapalım mı beraber? Hadi gel bakalım, kumu dök buraya, al eline. Dök bakalım, bak ucu buradan açık anneciğim. Tut anne, iyi. Gel buraya dök. Aferin oğluma. Çok güzel döküyor Efe, bakın. Arkadaşlar bakın. Aferin Efe'ye. Tamam. Maviyi döktük anneciğim. Şimdi mavi kumumuz burada kalsın. Sen de bana yardım mı edeceksin oturdum? Arkadaşlar bunu elimizle yediriyoruz ki boşluklar kalmasın. Tamam. Yedirdik mi anneciğim? Yedirdik. Evet, şimdi kalan fazlalığı buraya döküyoruz arkadaşlar. Bakın tulumunu yapmış olduk. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tulumu tamamen hazır. Aynısı. Şimdi sıra neye geldi?
Şimdi isterseniz köstebeğin kendisini kahve, açık kahve renginde tamamlayalım. Hadi ayaklarını yapabiliriz. Sen de mi yapmak istedin anneciğim? Benim. Tamam annem, şimdi sana yaptırayım o zaman. Önce ayaklarını çıkarıyorum. Küçük parçalar halinde bazı yerler de var. Parça parça her tarafı yaparsak eğer kalan yerlerin ne renk olduğunu da sonradan daha rahat anlayabiliriz. Fazla ayrıntılı çünkü bunlar biliyorsunuz. Ayaklarını çıkardım, yapışkan buralarda. Şimdi buraya açık kahverengini kullanacağız arkadaşlar. Ben hafif gene ucunu açtım bunu. Şimdi ayakları döküyoruz. Efe sen dökmek istedin mi? Evet. Tamam hadi gel bakalım. Dök anneciğim bak ayaklarına dök. Hop. Tamam. Efe ayaklarına döktü. Ben şimdi bunları yedireceğim. Arkadaşlar ayaklara. Eğer mavinin üstüne gelirse başka renk sakın merak etmeyin. Hiçbir şey olmuyor. Üstünü boyanmıyor mavi. Bakın arkadaşlar ayaklarını da boyadım bunun. Şimdi ne yapalım? Kollarını boyayalım isterseniz. Kollarını yapış. Tamam anneciğim kollarının yapışkanını çıkarıyor. Sen boya. Tamam mı? Kollarının da yapışkanını çıkardı. Bu. Öbür kolunu da. Bu. Tamam anneciğim onu da yapacağız ama önce köstebeği bitireceğiz. Tamam mı? Gel bakalım şimdi. Evet. Ama biz şimdi önce rezin limonu değil köstebek gilleri yaparız. Gel bakalım kollarını da yapalım. Tut anneciğim. Evet. Sen tutmayacaksın mı? Evet. Tamam kollarına dök. Aferin oğluma. Bakın arkadaşlar sizler de yapabilirsiniz Efe. Daha 2,5 yaşında ama her şeyi yapabiliyor. Tamam. Şimdi kahverengimizi de tamamladık. Bunu yedirelim isterseniz. Ben burada geç. Evet anneciğim onu da yapacağız. O ne Efe? Zeytin ile limon muydu? Hı? Tamam. Bunu da boşaltıyoruz arkadaşlar. Bakın kollarını da yaptım. Resmimizin rengini açalım ki. Uf burada bakın bakar mısınız ne güzel. Mavi ile kahverengi birleşti. Çok güzel bir karışım oldu. Devam edelim. Sonuna doğru bir sürü olacak biliyorsunuz ki. Kafasını da boyayalım mı arkadaşlar? Kafası da kahverengi. Tamam annem sen de boyarsın. Şimdi kafasını boyuyoruz. Kafasının yapışkanını çıkardım ben. Şurayı da çıkaralım. Tamam. Arkadaşlar kafasını da çıkardım. Şimdi kafasını yapacağım. Bunu Efe yapabilir aslında ama kahverengimiz çok az olduğu için bunu ben yapsam daha iyi olacak. Tamam. Biraz kahverengimiz kalsın. Bakın yediriyorum arkadaşlar. Kumların ışıltısını görebiliyorsunuz değil mi? Çok güzel parlıyor. Özellikle kız çocuklar eminim bunu daha çok seviyordur erkeklere göre. Evet. Kahverengimizi hemen karıştırmayalım arkadaşlar diğerleriyle. Çünkü kalan yerlerimiz olursa başka kahverengimiz kalmadı. Bitmek üzere. Evet. Şimdi burnunu yeşil yapabiliriz. Yapalım mı anneciğim yeşil renkle burnunu? Evet. Hadi burnunu yeşil yapalım bakalım. Ve armutlarımızı da yeşil yapacağız. Bizim yeşilimiz burada. Bak. Bu aç. Tamam annem. O naneli limonun iki tane bizim kum boyamız var çünkü değil mi Efe? Tamam. Şimdi bunu açtık. Şimdi armutumuzu da açıyoruz. Armutun yapraklarını da açıyoruz. Aslında armutun yaprakları için koyu yeşil vermişler ama bizim kumlarımızın arasında koyu yeşil yok arkadaşlar. Sanırım eksik koymuşlar. Diğer armutu da açtım yapışkanını. Şimdi Efe bana yardım edecek. Çok mutluyum. Sizler de annelerinizle bunu yapabilirsiniz. Çok zevkli. Evet, yeşil kum boyamızı açıyorum arkadaşlar. Bakalım, şimdi açalım. Evet, ucunu açtım. Bakın. Efe, armutu boyayacak mısın? Bak, armuta dök anneciğim. Önce bu birinci armut. Sonra ikinci armut. Ve burnu. Yuppie!
Evet annem, onu da yapacağız şimdi. Bakın arkadaşlar, elimizle iyice bunları yedirirsek çok fazla kumarcım. Sen de mi yapacaksın? Hı hı. Tamam hadi, bunu da sen yap bakalım. Böyle elinle yedir. Hayır. İstemedin mi? Hı hı. Ben mi yapayım? Hı hı. Tamam, burnumuzu da boyadık arkadaşlar. Şimdi diğer armutu yapalım. Turuncuyu buraya çekelim. Armutumuzu da boyayalım. Yaprağımızı, burnumuzu. Tamam, şimdi yeşilimizi de buraya akıttık arkadaşlar. Bunu da yapmış olduk. Yeşil de ayıralım, burada dursun. En son bu kumların hepsini karıştıracağız ve göreceksiniz ışıl ışıl parlayacak bunlar. Şimdi arkadaşlar, acaba kafasını, şapkasını ne renge boyasak? Arkadaşlar. Ay Efe de istedi şapkasını. Aslında arkadaşlar burada mor göstermiş. Mavi. Ama bizim morumuz yok. Biz o yüzden bunu maviyle yapabiliriz. Teyzemizin söylediği gibi. Hem de uyumlu olur tulumuyla. Tamam, o zaman şapkamızı çıkaralım. Yapışkanları çıkarıyoruz tek tek. Karıştırmayalım. Dağınık çalışmazsak her şeyi daha düzgün yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Efe de yapmak istiyor. Siz de Efe gibi heyecanlı mısınız? Şimdi şapkamızın yapışkanlarını çıkardık. Kalan yerleri niye çıkarmadığımı düşünmeyin. Buradaki yapışkanları, oraları siyahla yapacağız. Siyahımız olmadığı için biz gri ile yapacağız arkadaşlar. Evet annem. Şapkasını maviye boyamak istedin mi? Hadi gel boyayalım beraber. Dök bakalım maviyi şuraya. Buraya anne. Aferin Efe'ye. Çok güzel döküyor. Of, ne kadar da güzel başarıyor benim oğlum ya. Tamam. Maviyle de burada işimiz bitti. Şimdi bunu yedireceğim arkadaşlar. Bakın. Mavi olması gereken yerde. Yeşili kenara itelim. Belki işimize yarar. Böyle dökerseniz elinizde kalan fazlalıkları dediğim gibi atarsınız buradan. Tamam annem, onu da yapacağız. Arkadaşlar bakın, burada paçaları kaldı. Bu paçaların meğerse mavi renge boyanması gerekiyormuş ama ben atlamışım. O yüzden oraları da mavi renk yapalım. Hep beraber. Şimdi küçük parçaları çıkarıyorum. Demiştim ya başta size, bazı küçük yerleri ne renk yapacağınızı bilemezsiniz. O yüzden en baştan büyük yerleri, büyük tarafları boyarsanız küçük yerlerin ne renk olduğunu daha rahat bulabilirsiniz. Şimdi ben buraya da mavi döktüm biraz. Bir de buraya döküyorum. Gördüğünüz gibi burayı da yaptım. Arkadaşlar dişleri ve gözleri var. Gözlerini de maviye boyayalım. Çünkü köstebeğin gözleri de mavi. Şimdi ben oraları da çıkarıyorum. Çıktık. Eğer tek başınıza yapamazsanız annenizden yardım da alabilirsiniz. Eminim anneniz size yardım edecektir. Gözlerini de boyuyoruz. Tamam. Gözlerimizi de boyadık. Elinizle böyle her zaman yedirmeye çalışın onu. Tamam anneciğim, sen de yapacaksın. Gözlerini de boyadık. Sizce dişlerini ne renge boyasam arkadaşlar? Beyaz renk vermemişler. Böyle mi kalsın acaba? Dişleri beyaz kalsın. Bence böyle kalmalı. Hiç yapışkanları çıkarmayalım. Ve kenarlarımızı son olarak gri renkle yapalım. Aslında siyah vermişler burada ama bizim siyahımız olduğu için biz gri ile yapacağız arkadaşlar. Şimdi son yapışkanı. En baştaki çıkarmamız gereken yapışkanı çıkarıyoruz. Kenarları. Bakın arkadaşlar, kocaman bir parça çıkabilir yavaş çıkarırsanız. Gördünüz mü? Evet. Nasıl çıkıyor? Yavaş yavaş çıkarırsanız hiç kopmaz. Bakalım ben başarabilecek miyim? Bence sizler eminim başarabilirsiniz. Hepiniz çok zeki çocuklarsınız çünkü. Evet arkadaşlar, çıkardım. Şimdi gri boyama açıyorum. Şu taraftan açamadık. Bakalım buradan açabileceğiz mi? Evet açtım. Aslında ucunu daha küçük açsam daha rahat olacaktı ama ben açamadım. Böyle arkadaşlar yavaş yavaş gezdirirseniz. Ben gezdirmeye çalışıyorum. Bakın.
çizgi olan her yeri son olarak gri yapıyoruz. Köstebeğimiz belli olsun. Sakın boyandığını düşünmeyin. Bunların hepsi belli olacak. Dayı, bak. Kırmızı da mı var anneciğim? Oley be. Efe hala zeytinle limonda kaldı. Onu yapmak istiyor ama bu bitmeden hepsini açarsak birbirine karışır. Arkadaşlar biz bunları bu arada çok ucuza aldık. Bim'de bazen geliyor. Annelerinize söyleyebilirsiniz. O zaman sizlere de alabilirler. AVM'lerdeki kadar pahalı değil. Kum boyamayı Bim marketlerde var değil mi? Evet, Bim marketlerde var. Bazen Şok marketlere geliyor ya da A101. Sizler bilmiyorsanız bile anneleriniz biliyordu. Dayı, bak pembe. Evet anneciğim pembe. Maviyi kenara çekelim. Dayı bak. Bakayım anne. Evet anneciğim o da beyaz. Şimdi griyi akıtıyoruz. Grinin hepsini buraya akıtalım ki fazlalık olan yerlerde ya da eksik olan yerlerimizde tekrar bu griyi elimizle alıp kullanabilelim diye. Bakın arkadaşlar burada görüyor musunuz? Eksik yer var. Oraya hemen döküyorum elimle. Yediriyorum birazcık. Bakın boyandı gördünüz mü? Siz görebiliyor musunuz eksik başka neler var? Bakın buraları görüyorsunuz değil mi? Kaşları, kolları. Onları da teker teker çıkaralım. Ben onları çıkarmayı unutmuşum ve şu an biraz zorlanabiliyorum. Tamam. Kürdan yardımıyla çıkarırsan. Evet arkadaşlar doğru kürdan vermişler değil mi? Bunu çıkardık. Şimdi sıra bunda. Bunu en baştan hem kendim söyledim hem akıl edemedim. Sizler daha kalklısınız. Şimdi bunu çıkarıyoruz. Ya bu aç. Tamam anneciğim onu da açacağım ben senin için. Kürdan yardımıyla geri kalan stickerlı yerleri çıkartıyoruz. Yapışkanlı yerler çıktıktan sonra oralara da gerekli renkleri ekliyoruz. Biliyorsunuz ki gri ile yapıyoruz biz son kalan çizgileri ki ne olduğu belli olsun diye. Şimdi elimizle yapacağız arkadaşlar. Ağzını boyayacağız. Dişlerinin yapışkanını çıkarmadık. Beyaz boyayı tabii unutmuşlar diye. Çünkü dişler zaten beyaz olmalı. Kaşları beyaz kum boyamız da olmayınca. Tamam. Bakın yüzünü hallettik. Yüzünü tamamladık. Şimdi sıra kollarında ve tulumunun son çizgisinde. Siz şimdi buradan çok iyi anlamıyor olabilirsiniz ışığı ama aslında pırıl pırıl parlayan bir şey oldu. Ben size en sonunda nasıl parladığını göstereceğim zaten. Sizin için ışığı daha fazla tutacağım oraya. Ve kumların aslında sim gibi nasıl parladığını göreceksiniz. Tamam. Gel tatlım. Hayır tatlım. Kayıda bastı galiba. Basmamıştır teyzesi. Efe kayıt tuşuna bastı sandık da biz. Tamam ve burayı da bitirdik. Armutların kenarlarını da yaparsak onun tam olarak armut olduğunu anlayabiliriz. Arkadaşlar bunu teyzemiz söyledi biraz önce. Ben daha yeni akıl edebildim. Kürdanla çıkarsak çok rahat çıkıyor. Bakın tek parçada çıktı. Sen aslında kürdanla çıkartırdın da Derya'cığım kenara attığın için kürdanı göremedin. Tamam. Unuttun. Bunu da çıkardık. Şimdi griyle. Aa, bunu hiç kullanmayalım arkadaşlar. Bitirmeyelim kum boyamızı. Başkalarını da kullanırız. Birinci armutumuzun sınırlarını belirledik. Bakın armut oldu. Şu an belli oldu. Gördünüz mü? Şimdi diğer armutu yapıyoruz. Bu videomuz biraz uzun oldu ama güzel oldu. Kum boyamada videolar daima uzun olur arkadaşlar. Ama biz sizin için o videoyu hızlandırabiliriz. Armutu da boyadık. Son olarak etrafının boyanması gerek ve bunun için sadece 2 tane turuncumuz var arkadaşlar. Boyayalım mı ne dersiniz yoksa böyle beyaz mı kalsın daha mı güzel olur? Bence beyaz kalmalı çünkü turuncu içeride kullandığımız kahverengiye çok yakın olduğu için renkler birbirine karışabilir. Bence böyle köstebek olduğu çok daha belirgin. O zaman böyle çok güzel oldu. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim nasıl parladığını. Bakın
Bakın pırıl pırıl parlıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Kumlarınızı da insan olarak karıştıralım mı hepsini? Şöyle ne yakından gösterelim. Yakından pırıl pırıl parlayan bir köstebeğimiz oldu. Bakın bu burada dursun. Gelin hadi son olarak bütün kumları karıştıralım. Efe'nin en sevdiği şey aslında ama şu an gelmiyor. Bakın mavi ile turuncuyu karıştırmıştık. Teyze getir bak onlar da gelsin. Turuncular burada, yeşiller burada, griler de burada. Şimdi karıştırdım sizin için. Kumlarla oynamak çok zevkli. Evet arkadaşlar bunları da saklayalım ve kenarda kalsın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. İyi günler.